Bugünkü canlı yayın konuğumuz gazetemiz yazarlarından Mete Akkaya. Mete Hocam hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar. İyi yayınlar hocam, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi valla, iyi olmaya çalışıyoruz. Biraz sonra sporu takip ediyoruz. Gün içinde yaşanan gelişmeler oluyor. Transfer sezonu malum. Şu ana kadar bir oyuncu geldi, Jean-Pierre. Lisansı çıkmadı an itibariyle henüz. Taraftarlarda da bu konuda beklenti var. Doğal olarak oyuncuyu evet. Görmek istiyorlar maçta, sahada, Konya maçında ama ben az önce de baktım. Lisans çıkmış gözükmüyor. Tabii bunları konuşuruz. Gazete başlıklarını konuşacağız. Gazete başlıkları üzerinden de yorumlar yaparız. Hocam. Ondan sonra yine dün sevgili izleyenler Duroğlu Gelişim Spor Antrenörü Mustafa İnce konuğumuzdu. Duroğlu'na semt halı sahası yapılması gündemdeydi. Şu anda bu halı sahanın başlatıldığını, yapım işinin, ama bir süredir durduğunu ifade etti. Bunu da dün sormayı unuttum ben. Bugün yetkililere bunu da soracağız. Duroğlu'ndaki bu semt halı sahası için son durum nedir diye. Bunun dışında yeni spor yasası ile ilgili bazı bilgiler düştü kamuoyuna. Bunu sizlerle önce paylaşayım, gazete başlıklarına girmeden önce. Sıcak bir konu. Yeni spor yasası spor kulüpleri spor bakanlığının tesciliyle kurulacak şeklinde bir madde var spor yasasının içinde. Tekrar ediyorum. Spor kulüpleri spor bakanlığının tesciliyle kurulacak. Kısa bir süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen spor kulüpleri ve spor federasyonları kanunu teklifi. Tekrar ediyorum. Kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen spor kulüpleri ve spor federasyonları kanunu teklifi şeklinde spor yasası kısa adıyla geçmesi bekleniyor meclisten de. Detaylarına bakalım. Bu spor yasası ile ilgili hocam, sen de profesyonel futbol oynadın uzun süre. Gizli kapaklı sözleşme devri bitiyor. Kulüpler, kulüp başkanları ve yöneticiler yaptığı harcamalardan sorumlu tutulacak şeklinde bir ifade var. Bu sözleşme, düzeltiyorum, spor yasası kanunu teklifinin içerisinde. Spor kulüpleri yasasıyla menajerlik düzeni de değişecek. 60 maddeden oluşan yeni spor yasası teklifinde sona gelindi. Futbolcularla olan yapılacak sözleşmeler noterde imzalanacak. Evet, bu da önemli bir detay. Futbolcularla yapılacak sözleşmeler noterde imzalanacak. Noter huzurunda. Yönetimler kendi döneminden sorumlu olacak. En önemli madde, uzun vadeli alacaklarını temlik ettirip kendilerinden sonra gelecek yönetimlerden alacakları parayı erkenden almış oluyorlardı. Yani şöyle, şimdi yönetim göreve geliyor hocam. Gelecek veya genel kurula gidecekler. Seçim var. Bir önceki yönetim Futbol Federasyonu'ndan o sezonki parayı çekmiş. Bunun da önüne geçiriyor bununla beraber. Bunlar, temlikler artık sınırlandırılıyor. Yeni yasayla başkanların görev süreleri belirlenecek. Kanunda yer alacak sayıda seçime gidebilecekler. Yani diyecek ki Mete Akkaya, sen 3 dönem Giresunspor başkanlığı yapabilirsin. Süren olacak. Öyle gelip işte 10 sene, 15 sene kulüplerde başkanlık yapamayacaksın. Bu spor yasası gerçekten hocam, maddelerini de verdim. Gazetede de yazmadan şu anda yayında okuyorum bu maddeleri. Çok geniş kapsamlı, detaylı bir konu. Bunun artısı eksisi ne olur bilemeyiz ama. Ya onunla alakalı bir şey söyleyeyim. Mesela buradaki en büyük detay bence şu. Bu Trabzonspor özellikle bu konuda büyük bir değişime gitti. Kendi iş tüzüğünü değişerek bazı kararlar aldı. Mesela başkanların görev süreleri ve yapabilecekleri harcamaların limitiyle alakalı bir madde var orada. Yani eskiden ne oluyorduk? İşte atıyorum, Mete Akkaya giriyordu bir kulübün başına. Transfer döneminde kulübün bütçesini düşünmeden, gelir gider dengesine bakmadan olabildiğince fazla transferle beraber harcamayı fazla yapıyordu. Ama sonrasında ne oluyordu? Bir sonraki gelen kulüp başkanı, şu an mevcutta mesela Giresunspor'da öyle bir sıkıntı yaşıyor. Daha önceki dönemden kalan borçların sıfırlanması konusunda büyük sıkıntı yaşıyordu. Bu büyük bir ihtimal, bu gelecek şeyle beraber, kanunla, tasarıyla beraber kulüplerdeki en büyük değişiklik başkanların yapacağı limitle, harcamalarla alakalı limitin getirilmesi olacaktır diye düşünüyorum. Yani dediğin gibi çok 60 maddeden oluşan bir tasarı. Yani bunu burada tek taraflı konuşmaya gerek yok ama baktığımızda bu 60 maddelik tasarının
Önemli detaylarını ben okuyup not almıştım. Burada şey de önemli hocam baktığımızda, yani kulüp başkanları çalışabileceği görev yıl süreleri belirlenecek. Yani kulüp başkanları öyle gelip mesela 10 sene 15 sene başkanlık yapamayacak daha. Belli bir süre ya verilecek. Evet yani siyasi parti gibi de değil yani, mantıklı bir şey aslında. Evet yani gelen mesela Türkiye'deki kulüplere baktığımızda da bu anlamda seçime de aynı zamanda çok özür diliyorum hocam. Hem belli bir süreliğine başkanlık yapabilecekler hem de seçime gidebilecekler belirli sayıda. Evet yani dediğim gibi yani bir şey, kulüp başkanı, idareci her neyse geliyor bir kulübe, işte atıyorum 3 dönem 4 dönem 5 dönem alıp 20 sene 25 sene kulüp başkanlığına devam ettiren kulüplerde idarecileri görüyoruz. Dediğim gibi tasarıyla beraber Türk futbolunda birçok değişikliği önümüzdeki yıllarda görmemiz mümkün olacak. Evet, hocam gazetelere geçelim istersen. Tamam. Spor gazetelerindeki başlıklara bakalım. Bugün günlerden 3 Şubat 2022 Perşembe sevgili Yeşil Görsün gazetesi takipçilerimiz. Spor gazetemizin spor manşetinde Keleş 1-2 transferimiz daha olacak. Antalya kampını bugün tamamlayacak Giresunspor Cuma akşamı Konyaspor'la karşılaşacak. Yani yarın akşam oluyor. Hemen detaylarına bakalım. Giresunspor Süper Lig'e verilen milli maç arası nedeniyle Antalya'da sürdürdüğü kampı bugün noktalayacak. Çutanaklar Antalya'nın Selik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçına hazırlanıyor. Süper Lig'in 24. haftasında Konya'da 5 Şubat Cuma akşamı saat 20'de başlayacak maç öncesinde Yeşil Beyazlar'da yeni transfer Jean-Pierre'de antrenmanlara katılıyor. Teknik direktör Hakan Kireç, Giresun'un hava şartları iyi olmadığı için Antalya'da kamp yapmayı planladık. Burası daha uygundu. Zaten eksik futbolcular, sakat futbolcular, onların tedavi süreci vardı. Yoğun bir şekilde çalıştık demiş. Okan konusu kapandı. Zaten bununla ilgili de Galatasaray bir kaleci aldı biliyorsunuz. Yabancı. Bu nedenle de Burak Elmas'ın da açıklaması vardı dün. Bu hem yeni transfer hem de son durumu takımın ve transfer çalışmaları ile ilgili. Okan'a vermek istemedi Giresunspor şeklinde de bir ifadesi vardı. Ona bakalım. Burak Elmas, Okan'a vermek istemediler. Başkan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sezon başında kalecimiz Okan Kocuk Giresunspor'a kiralanmıştı. İlk önce Giresunspor'la görüşme yaptık. Onların da ligde mücadelesi var. Okan'ın çok katkısı olduğundan dolayı Okan'ı vermek istemediler şeklinde bir ifade var. Emre Taşdemir kendisinden kulüp bulması istenmişti. Biliyorsunuz ulusal medyadan öğrenmiştik bu gelişmeyi de. Emre Taşdemir Adana Spor'la görüştü. Giresunsporlu Emre Taşdemir'den kendisine kulüp bulması istendi. Bu sezon Galatasaray ve Giresunspor formaları giyen 26 yaşındaki sol bekin birincilik ekiplerinden Adana Spor'la prensip anlaşması yaptığı iddia edildi. Biliyorsunuz aynı sezonda aynı ligde mücadele eden iki ayrı takımın formasını giydiği için Emre kurallar gereği Süper Lig takımlarıyla görüşemiyor. Ya oynadığı takımda kalacak ki Galatasaray'da ya da bir alt lige gidecek. Sanayi Spor'la Yasemin milli takımda kadınlar futbol 2. ligi B grubunda mücadele eden Giresun Sanayi Spor'da milli heyecan. Antrenör Mustafa Bayraktar yaptığı açıklamada sporcularından Yasemin Karaman'ın 31 Ocak 3 Şubat tarihlerinde İstanbul Riva'da yapılacak olan U15 milli takım 2. etap kampına katıldığını söylemiş. Buradan Sanayi Sporlu Yasemin Sanayi Spor'u evet bakıyorum. Yasemin'in de başarılar diliyoruz Yasemin Karaman'a. Milli takımda kampında Giresun'da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Antrenörlerini de kutluyoruz. Oğulcan'a yeni talep. İsmi gazete Giresun Spor'un alınan Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Oğulcan Çağlayan'a yeni talep çıktı. Birincilik ekibi Eyüp Spor'un 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi. Oğulcan da Eyüp Spor'u sosyal medya hesabından takip almış. Bunun da bilgisini verelim. Alperen Şengün adım adım zirveye Giresun'un milli basketbolcumuz NBA All-Star Yükselen Yıldızlar maçında sahaya çıkıyor. Houston'da forma giyen milli oyuncumuz Alperen Amerikan Basketbol Ligi NBA'de All-Star hafta sonu etkinlikleri kapsamındaki Yükselen Yıldızlar maçında görev yapacak. Alperen de bizim gururumuz. Bu konuda da Alperen'e bir kez daha kutluyorum. Başarıları daim olsun diyelim. Hemen bir diğer gazetemize geçelim hocam. Spor basını yine çeşitli haberlerle beraber yoğun bir gündem. Transfer ayrı bir gündem. Bizim gazetemizdeki başlık dikkatimi çekti tabii. Hakan Hoca bir ya da iki transfer istiyor. Bunun herhalde demeci değil mi? Hakan Hoca'nın evet, kendi demiş. Evet, ajansa konuştum. Ya ben başından beri söylüyorum. Biz bu kadro için bir ya da iki transfer mevcuttakilerle beraber toplamdaki iki transferin yeterli olacağını düşünmüyorum. Detaylarını konuşuruz ama yani Jean-Pierre'in dışında yapılacak olarak bir transferle beraber bu takımın kadro kalitesi çok fazla yukarıya çıkmaz. Bir veya iki dediği, evet. Hani toplam
2 veya 3 şeklinde olmuş oluyor değil mi? Hani evet, Pierre'de yani sadece... toplamda Pierre'le beraber 2 ya da 3 transfer diyor ki büyük bir ihtimalle 2 gibi görünüyor. Ben yine söylerim 2 transfer bu arenada kadro kalitesini çok yukarıya çekmez. Giresunspor'un başka takviyelere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet hocam, konuşuruz detayları da. İleri gazetesine gelelim. İleri gazetesinin bugünkü manşetinde Giresunspor Konya yolunda. Çotanakların teknik patronu Keleş, Konya Spor maçına yoğun bir tempo ile hazırlandık. İnşallah en iyi sonucu alacağız. Keleş, Pierre'den umarım istediğimiz verimi alabiliriz şeklinde bir haber de yer alıyor. Venison iptal, Giresunspor'un ilk etapta prensip anlaşmasına vardı. Atletico Mineiro takımında forma giyen Jose Venison Silva transferi iptal oldu. Karaman defteri kapandı. Adem Laiç seslere Kurt'tan haber bekleniyor. Sinan Kurt şeklinde haberler de yer almış. Karaman defterinin kapandığını da biz de yaklaşık 10 gün önceki yayınlarımızda ifade etmiştik. Kenan Karaman'ın SP'deki babasıyla görüşme fırsatım oldu. Kenan Karaman biliyorsunuz SP'de, babası SP'de ikamet ediyor. Kenan'ın Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve gelmeyi düşünmediğini söyledi. Ayrıca Beşiktaş'tan da iyi para kazanıyor hocam. Yani buraya da gelmemese ya zaten, düzenli oynamıyor ama ya iyi para alıyor. Yani bir de Giresunspor'un bütçesi, Kenan Karaman'ın bütçesini hani karşılayabilecek durumda olduğunu da düşünmüyorum. Yani çok büyük paralara Beşiktaş'ta oynuyor. O paraları Giresunspor'un verme ihtimali yok yani. Ben Adem Laiç ismini de duyunca çok garipsedim. Adem Laiç sonuçta oynamayan bir oyuncu uzun süredir. Şimdi yani... Adem Laiç'in sözleşmesiyle alakalı da ben birazcık bilgi edindim. Gazetelerde gördükten sonra Adem Laiç bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ta 3 milyon euronun üzerinde bir rakama yıllık kontratı. Evet. 1,5 milyona yakın yarım sezonluk bedel yapar. Yani o rakamlar yani değil Giresunspor için, büyük takımlar için de çok büyük para. Ben Adem Laiç için Beşiktaş'a zamanında atılmış çok büyük bir kazık olduğunu düşünüyorum. Yani 3,5 milyon euroluk paralar Avrupa'da üst düzey sporcular bile o kadar büyük rakamlar oynayamıyor. Mesela sen daha iyi bilirsin, Trabzonspor'u yakından takip ediyorsun. Mesela Uğurcan kaleci kaç paraya oynuyor? Ya Uğurcan geçen seneye kadar 1 milyon euroya oynuyordu. Düşün yani. Yani dünyadaki ya sayı yani. Yani milli takımın kalecisi oldu ve şu anda da belki de Avrupa'da en önde gelen formda iyi kalecilerden, geleceğin kaleci adaylarından biri gösteriyor. Evet. Yani. Yani şimdi yetenek anlamında değil mi? Yani? Evet kesinlikle. Yani şimdi Beşiktaş'ta Adem Laiç, işte arka taraftaki Vida. Fenerbahçe'de Gustavo, Galatasaray'da Feguli, yani bunların oynadığı paralar öyle hani yabana atılacak ücret değil. 3 milyon euro, 3,5 işte zamanında işte Adana Demirspor'a giden Galatasaraylı Belhanda, bunlar hep 3 milyon euro'nun üzerindeki rakamlara kontrat yapan oyuncular. Bunlar yani değil Giresunspor çapındaki takımlar, büyük takımlar için bile çok büyük para. Ben yine söylüyorum, Adem Laiç için Giresunspor'la anılması, ya yani o haberin yapılması bile bence biraz şey yani, o paraları Giresunspor'un verme ihtimali mümkünatı yok. Şöyle bir şey de okudum, işte ücretini Beşiktaş ödeyip, yani Beşiktaş ücretini ödedikten sonra zaten niye versin ki, kendi kadrosunda barındırır. İhtiyaç duyduğu zaman da kullanma imkanı olur. Bir de hocam hani ücret olayını geçtik, hani o hallolsa bile bir şekilde sonuçta devamlı olmayan bir oyuncu yani. Ya Muratçı ben bir şey söyleyeyim. Kapalı bak yani. Türkiye'de bazı kulüplerin özellikle yabancı futbolcuları Türkiye'yi tercih etme sebepleri yüksek meblağları içeren kontratlar almaları. Artı vergi yok. Ya zaten en büyük cazip gelen kısım o. Yani yurt dışında da büyük rakamları imza atıyorlar ama %40 gibi bir vergiye gidiyor. Türkiye'de öyle bir şey yok. Yani cennet Türkiye. Kontratı yapıyor. Hani kılçıksız derler tırnak. Kılçıksız olarak 3 milyon lirayı kenara alıyor. Tabii kenara alıyor. %40'lık vergiyi de kulübün üzerine bırakıyor. Keyfini yapıyor. Zaten biz de işte böyle dışarıdan gelen... Biz de bakıyoruz ondan sonra. Bu adamın parası nasıl ödenecek? Geri kalanı nasıl feshederiz? Yani bakarak da bitmiyor. Sonrasında da işte kulüpler bu batağın içerisinde nasıl çıkarın maalesef diye çırpınıp duruyorlar. Maalesef. Dediğim gibi bir de sen futbolculuk geçmiş olduğun için hani konu devam ederken bölmeyeyim, onu da sorayım da diğer gazeteye geçelim. Şimdi hocam bizde kulüpler şunu da yapıyor. Mesela benim dikkatimi çekti. Bir insan yaşlandıkça değeri düşer değil mi? Yani bu araba için de geçerli. Evet. Affedersin at alırsın, hayvan onun için de geçerli. Ne bileyim yani bir 2000 model arabayla 2020 model arabanın fiyatı bir mi? Değil. Ama bizde nedense hocam şöyle, mesela dikkatimi çekti. Bu konudaki yorumunu merak ediyorum. Bizde futbolcunun yaşı büyüdükçe alacağı para artıyor. Mesela diyorlar ki atıyorum Mete Akkaya 2021-2022 sezonu için garanti ücret olarak 1.7 milyon euro. 2022-23 yani bir sezon sonrası için 2 milyon euro. Bizde alacağı para futbolcunun artıyor her sene.
Bu doğru mu? Şimdi yani? Tabii şey bu doğru değil ama şöyle bir şey var. Yani bunu Türkiye'de yeni... Yani bu da ilginç yani. Yaşı büyüdükçe alacağı para artıyor. Ya birazcık işte enflasyon tefe tüfeğiyle beraber denkleştirmeye çalışıyorlar ama mesela bu artışı bizim Türkiye'deki yerli futbolcularda çok fazla görme ihtimalimiz yok. Yabancılar bunu yapıyor ama. Özellikle yabancılarda yani. Biz hani sıradan yabancıları getirirken bile büyük sıkıntılar yaşadığımız için evet. Aman gelen kaçmasın düşüncesiyle beraber adam bakıyor ki tamam burada işim bitmiş benim. Buraya bunlar beni alacaklar. Ben bunlara bir de dersem tamam iki de dersem. İşte bu iş aslında şeye dönüyor Murat bak. Hani işin futbol profesyonellerin yaptığı bir spor. Ben işin idari kısmında da profesyonellerin olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de ne var? Futbolun içinden gelmiş ya da gelmemiş fark etmiyor. Eşi, dostu, akrabası olan arkadaşlar işte bir şekilde futbolun idari kısmında görev alıyorlar. Evet. Avrupa'ya bakalım. İşin profesyonelini bilmeyen hiçbir kişi kulübün idari yapısı içerisinde barındırılmıyor. Evet. İşi bilmeyen insanlarla bu işi yaptığın zaman işte elin Avrupalısı geliyor. 3'ü 5'e, 5'i 8'e. Ben onu hocam sözleşmeye de koydurabiliyor yani. Yabancı ya işte dediğim şey gibi yani biz yurt dışından gelen sporculara çok büyük gözle yani aşağıdan yukarıya baktığımız için yani gelen yani yabancı şey koyuyoruz böyle ulaşılamaz bir noktaya koyuyoruz. Yani. Ya zaten yabancı futbolcular diyor ki işte ben böyle bir ilgi görmedim. Yani adam Avrupa'da oynarken öyle bir şey yok. Havaalanından 10 kişiyle işte sportif direktörle kulüp idaresi karşılıyor. Mesela benim çok özür dilerim bu konuda bir katkı yapayım sana. İsveç'te dayım var. İbrahimovic diyor sokakta gezer. Öyle kimse yanına tamam resim çektiren falan olur ama böyle yanına gelmeler işte affedersin kıyafet parçalamalar işte kendini yere atmalar böyle böyle şeyler göremezsin diyor yani. Normal bir vatandaş gibi gezer diyor yani sokakta diyor yani. Öyle bir abartılı ya bir işte, sevinç gösterisi olmaz diyor. Göremezsin diyor. Ya onu söylüyorum işte. Yani, Avrupa'da adam transfer olacak işte şehre geliyor uçakla beraber havalimanında kulübün sportif direktörü bir idari yap işte kadrodan bir kişiyle beraber kulübün aracıyla beraber kulübe gidiyor. Biz de taraftar 1,5 saat önce havaalanının önüne barikat kuruyor. Adam diyor ki ya ben acaba neydi de tabii acaba ben kendi kıymetimi mi bilmiyorum dediği zaman kopartabildiği kadar maalesef kopartıyor. İşte bu biraz acemilik, biraz da cahillikten olduğunu düşünüyorum. İşte böyle çok sükseli Türkiye'ye gelen futbolcuların gönderiliş aşamalarında derler hani oturduğun gibi kalkmayı bil. Evet. Veya geldiğin gibi git. İşte sesli geldi, çok büyük şöhretli geldi işte, büyük yankıyla geldi, büyük gösterişli geldi ama giderken kimse duymadı gittiğini. Yani böyle gidiyorlar. Gidiyorlar ama Burak şöyle bir şey var. Yani ama Avrupa'dan gelen... Kendileri gidiyor ama bıraktıkları yani enkaz kulüplere kalıyor. Onu söyleyeceğim. Avrupa'dan gelen çok fazla bunu tınlamıyor. Adam zaten alacağını alıyor. Evet. Yani çantayı doldurup hadi eyvallah deyip gidiyoruz. Oradan karşılayanı fazla oluyor. Bütün aile orada karşılıyor. Rakam büyük olduğu için. Evet. Buradan kulüpten kaç kişinin göndermiş olduğu onun için çok önemli yok. Burada sıkıntı bizim dışarıdan gelen sporculara bakış açımız. Dediğim gibi yani biz havaalanının önünde barikat kurarak Avrupa Ligi'nde sıradan futbolcuları bile çok büyük kalabalıklarla beraber karşılıyoruz. Evet. Hocam devam edelim. Yeni Giresun gazetesine geçelim. Yeni Giresun'un bugünkü manşetinde Keleş, Pierre'den çok şey bekliyoruz şeklinde bir haber var. Ligde kalıcı olmak istiyoruz. 44 yıl sonra çıktıkları Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini belirten Keleş, tek hedefimiz 44 yıl sonra çıktığımız Süper Lig'de kalmak. İlk yarı kötü başlayıp sonra toparlandık. Ligde istediğimiz puanı yakalayamadık. Biraz daha fazla puan alabilirdik. Son dakikalarda kaybettiğimiz maçlar da oldu. Hedeflerimiz doğrultusunda takviyeler yapıp uzun süre sonra çıktığımız ligde kalıcı olmak istiyoruz. Ümit Karan'dan Giresunspor antrenmanına ziyaret. Galatasaray ve Amili futbol takımının eski oyuncularından teknik direktör Ümit Karan eski arkadaşı, futbolcu arkadaşı Hakan Keleş'i antrenmanda ziyaret etmiş. Alperen NBA All-Star maçında forma giyecek şeklinde bir haberde gazetede yer almış. Önce gazetesine geçelim. Önce gazetesinin bugünkü manşetinde Giresunspor iyi yerlerde olacak. Teknik direktör Hakan Keleş'in hem ikinci yarı öncesi yorumlara, değerlendirmeler hem de Konya maçı ile ilgili yaptığı açıklamalara yer verilmiş. Antrenmanlarda da hırslı. Gezide Giresunspor'un kalecisi Okan Koçuk Konyaspor maç öncesinde çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiriyor. Tabii Okan'ın da kafası rahatladı. Burada kaldı artık. Tabii hocam futbolda son dakika sürprizlerine açık olmak lazım ama Okan artık kaldı diyebiliriz ben transferinden sonra. Evet yani ben Okan'ın kafası evet karışık Okan'ın kafasının karıştırılmasını da çok yanlış bulduğumu söylemiştim Murat. Yani hiç aslında gündeme sokulmaması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Aslında düz mantık baktığımız zaman ya kardeşim Giresunspor bir savaşın içine girmiş doğru mu? Yani bu ligde kalabilmek adına bir taraftan hamle yaparken bir taraftan kadroyu kalite anlamında kuvvetlendirmek için işte sağa sola saldırırken bir taraftan da
bu takımı bu savaşın içinde tutma konusunda en büyük faktörden birisi olan Okan'la alakalı eski kulübüyle beraber bir görüşme yapılmasını ben çok mantıklı bulmadım. Galatasaray tarafından da baktım. Galatasaray'ın yaptığını da çok etik bulmadığını söylemiştim. Evet. Şükürler olsun ki bir şekilde hiçbir olumsuzluk yaşanmadan kapatılmış olması da yine Giresunspor ve Okan adına da çok büyük bir artıdır. Evet hocam, devam edelim. Transferi zaten konuşacağız. Güncel gazetesine gelelim. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Uzun bir süre sonra ligden uzak kalmış bir şehir camia, yeni oluşan bir oyuncu topluluğu. Ben de yeni gelen oyunculardan biriyim. Bu arada Cavit hocam da gazeteye teşrif etti, haber müdürümüz. Hocam hoş geldin. Eyvallah. Yayın alabiliriz seni. Sağ ol. Teşekkürler hocam. Bu uyum sorununu atlatmak kolay değil. Tabii ki, ama başta başkanımız olmak üzere hocamız, camiamız da bu süreci gayet iyi atlattı demiş. Giresunspor takım kaptanı Zeki Yavru. Brezilyalı sayısı 4'e çıktı. Yeni transfer Can Pierre ile birlikte Giresunspor'da forma giyen Brezilyalı oyuncu sayısı da 4'e çıktı. Muhammed'e şartlı onay. Haftanın açılış maçı Gazete Giresunspor, Konyaspor şeklinde. Hocam son gazetemiz Gündem Gazetesi'ne gelelim. Gündem Gazetemizde bugünkü sporun manşetinde devede kulak kalıyor. TFF'nin 8+3 kuralının uygulanmaya başlandığı sezonun ilk yarısında yerli oyuncuların sayısal oynama oranları geçtiğimiz sezona göre azalırken oynama süreleri artış gösterdi şeklinde bir haber yer almış. Hocam gazetelerimizi bitirdik. Evet. Şöyle gazetelerimizi de koyalım. Zaten gündemdeki isimler belli. Can Pierre Giresunspor'un ilk transfer olarak gözüküyor. Bunun dışında ismi geçen oyuncuları yine yaptığımız yayında YouTube kanalımıza bu arada takip etmenizi istiyoruz. Bekliyoruz. YouTube kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra bildirimlerden zil sesini açmayı unutmayın. Çünkü video çektiğimizde size bildirim ulaşsın. Haberdar olabilin yeni video yüklendiğinde sisteme. Hocam bunun dışında Trondsen ismi konuşmuştuk. Trondsen'de evet. Bir yeni gelişme var mı? Onu sormak istiyorum sana. Muhammed konusunda bir şartlı onay. 10 maç oynama garantisi istendi şeklinde bir ifadeler var, iddialar var. Bunu sormak istiyorum. İstersen bu iki soruyla başlayalım. Ya şimdi büyük takımlar, özellikle dört büyük takımla alakalı söyleyeyim. Özellikle genç sporcularını, kiraya gönderdikleri sporcuları kontrat yapılmadan önce kulüplerden şunu istiyorlar. Yani belli bir maç limiti koyarak bu kadar maç oynatılma şartını sözleşmelere sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ben bunu Trabzonspor'dan biliyorum. Özellikle alt gruplara gönderdikleri, yani alt liglere gönderdikleri sporcular da, benim de orada sporcularım var, oradan da biliyorum. Mesela diyor ki işte 20 maç oynama garantisi, işte 15 maç ilk 11 garantisi. Aynı Kerem Kalafat'a da oldu. Evet, Kerem Kalafat'ta da oldu. Ben Fenerbahçe'deki Muhammed Gümüşkaya ile başlayayım. Muhammed Gümüşkaya'yı da ben gönderileceğini düşünüyorum. Bir şekilde kiralık verecek. Çünkü dün biraz gündemi takip ettim. Bildiğim kadarıyla Ozan Tufan İngiltere'ye kiralık gönderilmişti. Evet, o geri çağrıldı. Yerli rotasyonda bir avantaj sağlamış oldu Fenerbahçe. Muhammed Gümüşkaya sezon başında tamam şans buluyordu ama ilk 4-5 haftalık dilinden sonra, özellikle hoca değişikliğinden sonra özellikle ilk 11'de forma şansını çok fazla göremedik Muhammed Gümüşkaya'da. Dolayısıyla da hem fazla maç oynaması hem de tecrübe kazanması amacıyla kiralık gönderileceği düşüncesindeyim. Giresunspor'un Muhammed Gümüşkaya için de çok büyük bir artı olacağını düşünüyorum. Yani hani hoca da çok istiyor hala. Yani işte birçok artı sayabilir. Şimdi Hakan Keleş'in istekli olduğunu biliyoruz. Evet. Geldiği zaman bu kadroda alternatif mi olur, yoksa 11'de forma şansı bulabilir mi? Mevcuta baktığımız zaman ben yüksek ihtimalle ilk 11'de de forma şansı bulabileceğini düşünüyorum. Ben gündemdeki kiralıkların arasında olma ihtimali en yüksek olan sporculardan bir tanesinin Muhammed olduğunu düşünüyorum. Katkı sağlar mı? Geçen de konuşmuştuk. Özellikle yaşı, istekli oyunu, evet, güç ve kuvvet anlamında seviye olarak yukarıda olmasının Giresunspor'a katkı vereceği düşüncesindeyim. Hani o halledebilirse Giresunspor büyük bir iş başarmış olur. Trondsen'le alakalı da şunu söyleyeyim. Dün akşam da telefonda mesajda bilgisini aktarmıştım. Şimdi Trabzonspor'da yeni bir stoper adayı gündeme girdi. Yabancı bir stoper. Arjantin milli takımında da uzun süre görev almış Otamendi. Otomendi. Evet. Yani Cemal Leviç iş mi gelmiş? Ya sol kanat oynuyor da, ya o birazcık daha böyle fırsat transferi olarak bakıldı ama Otomendi transferiyle alakalı girişimlerin olduğunu sosyal medyada bayağı mesaj okudum ben de. Bu oyuncu biliyorsun Arjantin milli takımında da oynuyor ve uzun yıllarda Manchester City'de oynadı. Evet. Şimdi zannedersem Premier Lig deneyimi var yani. Evet, zannedersem şu anda Portekiz'de birlikte ama videolarına falan da baktım. Tabii isim olarak da bildiğim bir sporcu ama
Trabzonspor'un arka taraftaki işini görebilecek bir oyuncu olarak gözüküyor. Dolayısıyla biraz kısa böyle ama çabuk bir oyuncu. Yani zaten Trabzonspor'un arka tarafta bir uzunu var. İşte Vitor Hugo yüksekte. Yani orada birazcık daha işte gönderilen ama bir... Ama temposu iyi yani. Yani Edgar iyi tarzında bir tık daha çabuk ve atletik bir stoper bakılıyor. Dolayısıyla o oyuncu gündeme gelince kontenjan olarak bir fazlası oluyor Trabzonspor'un. Yani şöyle söyleyeyim hocam. Giresunspor'daki Alexis Perez'in kalıp olarak bir tık daha enlisi. Evet. Hani boy fiziği evet. Aynı. Ama tabii uluslararası arenada da tecrübe olarak tabii daha fazla. Tecrübe. Şimdi eğer bu gündeme geldiği zaman hemen ne oldu? İşte kadrodan bir tane boşaltılması gerekiyor. Orada da Trabzonspor kulübü adına en zayıf alaka Trabzon olarak görünüyor. Dün akşam yine biraz böyle Trabzon basını böyle bir kolaçan ettiğimde yine Trabzon'la alakalı işte sözleşmesinin fesih yolunda işte girişimlerin başladığını, kiralık gönderilmesi konusunda da en güçlü adayın Komşehir Giresunspor olduğuyla alakalı internette, sosyal medyada biraz haberleri okudum. Olursa katkı sağlar mı? Şimdi Emre konusundan da biraz önce gazetemizdeki haberden bahsettim. Büyük bir ihtimal Emre ile alakalı da herhalde bir tasarruf da bulundu Giresunspor. Doğru mudur? Herhalde evet. Yollar kulüp bulması. Yani yüksek ihtimal ayrılacak. Ben de biraz demeçlerine baktım Hakan Hoca'nın. Sakatlıktan dolayı diyor ama Emre ile alakalı şunu söyleyeyim. Yani Emre'nin ile ilişkinin kesilmesi bence sakatlıktan ziyade Emre'nin vücut diliyle alakalı yani istekli olup olmaması alakalı bir karar diye düşünüyorum. Emre'nin de kulüple bağlantısını kesileceği dikkate alınacak olursa sol tarafta Aziz Bey için alternatifi bir şekilde kaldığı görülüyor. Evet, bu sebeple evet, yani orası bir takviye isteyecektir mutlaka. Eğer Trabzonspor stoper konusunda yabancı ile alakalı hamlesini bitirebilirse dolayısıyla da kontenjanı bir tane boşaltması gerektiğinde bu ismin Trabzon olacağını söylüyorum. Tabii burada yine başka bir sıkıntı da şu. Trabzonspor işini hallettiği zaman Trabzon boşa çıksa bile Giresunspor'un mevcut kadrosunda yabancı limiti bildiğim kadarıyla dolu. Ona geleceğim hocam müsaadenle. Yani bir boşaltılması gerekiyor orada bir oyuncu olarak bir oyuncunun gönderilmesi gerekiyor. Şimdi Balde'ye Kocaeli Spor istiyor. Bunu ilk kez gazetede biz olduk. Evet. Böyle bir gelişme hala devam ediyor görüşmeler. Bunun dışında Sankara'nın durumu belirsiz. Bu oyuncu antrenmanlara da çıkmıyor. Yani Giresunspor'un sözleşmeli futbolcusu 2 yıllık sözleşmesi var. Antrenmanlara dahi çıkmıyor. Sankara'dan faydalanamıyorlar. Chapman'dan tam anlamıyla faydalanıldığı söylenemez hocanın. 11 zaten oynatmadı. Sonradan oyun aldı ilk yarıdaki maçlarda baktığımızda. Şimdi 3 tane yabancı oyuncudan da faydalanmadığını düşünürsek ve Tronsen'in veya başka bir kanat oyuncusunun takviye yapılması gerektiğinde, yapılacağı düşünüldüğünde sözleşme fesine gidilmesi gerektiğini düşünürsek Sankara'nın alacakları da çok yüksek. Yani ben Sankara'nın nasıl fesi olacak onu da bilmiyorum. Chapman'sla feshedilebilir. Belki Balde Kocaeli Spor'a giderse oradan bir kişi azalıyor zaten. Burada en yakın halka Balde gibi gözüküyor şu anda. Kocaeli'ye giderse ama bu sefer elindeki bir forveti azalacak. Yani görüntüde maddi. Tabii işin ekonomik boyutuna da bakıyordur mutlaka kulüp ama evet. Dediğin gibi yani işin en yakın ihtimal yani gözüküyor. İhtimal ama hani en doğrusuna da bakmak lazım. Yani burada bir kişide yolların ayrılması gerekiyorsa sadece işin ekonomik boyutunu düşünmekten ziyade bu üç oyuncu arasında hangisiyle yolların ayrılması Giresunspor'a daha az zarar verir ya da Giresunspor'a katkısı fazla olur. O taraftan da bakmak lazım. Yani şimdi hani çok böyle kırıp çok böyle zor bir iş yani. Muratcığım şöyle çok fazla kırıp dökmeden de anlatmaya çalışıyorum. Tabii bizim kulübümüz birçok sıkıntısına rağmen bir savaşın içinde ama kesinlikle. Yani burada hani cümleleri de uygun doğru kelimelerle toparlamaya çalışıyorum. Yani ben şimdi Sankare'nin olduğu bir takımda yani Balde'yi tercihte bulunmam gerekiyorsa hani Sankara dururken Balde'yi göndermek de bana çok fazla mantıklı gelmiyor. Evet. Yani maliyet olarak da bakıyorum. Yani maliyet olarak yani, değil belki ama performans olarak baktığında ya hiçbir şey vermeyen bir Sankara var. Yani ya ben Sankara'nın bu seneki transferler içerisindeki en büyük fiyasko olduğunu düşünüyorum. Kimse kusura bakmasın yani meblağları işte sağdan soldan duyduğum rakamlara bakıyorum. 650 bin, 700 bin eurolar. 2 yıllık kontrat bedeli 20 trilyon, 25 trilyona yakın Türk parasıyla bir meblağ yapar. Yani bu kulüp 8-9 trilyon lira transfer tahtasını açabilmek için ne kadar uğraş verdiğini hepimiz biliyoruz. En yakına bunu bilen sensin. Yani 9 trilyonu toparlayabilmek adına bu kadar emek verilirken Sankara gibi 10 metrekarenin içinde oynayıp da kulübe, takıma, arkadaşlarına hiçbir katkı vermeden 25 trilyon lirayı bu sporcuya vermek yazık günahtır. Burada tercih olarak belki Balde kendisi de ayrılmayı düşünecektir. Bu da bir ihtimal ama hani burada seçenek olarak önümüze sunulduğunda Sankara mı Balde mi deseniz ben hiç detayına girmeden Sankara ile kontratı feshedip Tronsen'in gelme ihtimaline karşı bir kişilik yer açmayı tercih ederim.
Peki hocam, bunun dışında yine gündemde olan isimler var. Onlarla da ilgili konuşalım. Yani yeni bir duyumun var mı? Mesela Oğulcan Çağlayan ismi gündemde. Oğulcan'a evet. Eyüp talep oldu. Baktığında bu oyuncuyu da Hakan Kireç çok istediğini biliyoruz. Defalarca da açıkladı zaten. Bunun dışında yine Adana Demirspor'dan Sinan Kurt ismi var. Aynı şekilde baktığımızda burada notlarım arasına baktığımda hani Alparslan ismi geçiyor yine Galatasaray'dan. Alparslan ismi geçiyor. Alparslan'ın da yine bir birinci takımıyla da adanılıyor. Evet. Ben şöyle çok kısa geçmeye çalışayım tek tek. Şimdi mesela Oğulcan'la alakalı şunu söyleyeyim. Eyüp Spor'la adı geçiyor. Eyüp Spor'un kulüp başkanı Murat Başkan'ı da tanıyorum. Yani Murat Başkan Galatasaray'ın kongre üyesidir. Bir dönem zannedersem Adnan Polat zamanında yönetimde bulunmuş bir abimiz, büyüğümüz. Şimdi benim yeğenim de orada bir müddet Eyüp Spor'da futbol oynadığı için yakından kulübün içini biliyorum. Şimdi Murat Başkan Oğulcan'ı almayı kafasına koyarsa emin olun ki alır. Hiç ikincilik petit olarak bakmaz. Yani bu iş paraya bakarsa bastırır, Murat Başkan bastırır alır. İşte 8'likadan işte dün zannedersem bir oyuncu daha aldı. Daha önce Süper Lig'de herhalde Bursa Spor'da oynamıştı. Giresun Spor tarafından bakıyorum, şunu söylüyorum. Daha önceki yayında da söylemiştim. İsmi geçen gündemdeki oyuncularla alakalı söylüyorum. Hı. Gözü kapalı alınabilecek oyuncuların başına ben Oğulcan'ı yazarım. Hı. Sebebini de söylemiştim. İşte birçok bölgede kullanabilirsin. Aldığın zaman santrafor işini de çözmüş olursun. Yani bence Oğulcan'ın Giresunspor'a transferi tamamlanırsa bir daha gidip özellikle Avrupa'da şu anda transfer bitmiş. Orada işte boşta kalan kulübüyle bağlantısını kesen sporcuların bakıldığını da biliyorum. Hiç daha santrafor aramana gerek yok. Hem yerli kontenjandan işi götürmüş olursun, hem kanat hem de santrafor işini çözmüş olursun. Oğulcan'la alakalı düşüncem o. Gelebilir mi? Gelebilir. Yani her şey para değildir. Onlar zaten belli miktarda maddi olarak belli bir şeyleri kazancı sağlamış sporcular. Süper Lig'den aşağı inmek istemeyecektir diye düşünüyorum. Evet. Giresunspor, Burak Elmas faktöründe Giresun'da olduğundan dolayı söylüyorum. Devreye sokarak Oğulcan konusunda işi bitirebilir diye düşünüyorum. Yine söylüyorum, geldiği zaman gözü kapalı takıma büyük katkı sağlar. Sinan'la alakalı da fikrimi söylemiştim ama Sinan'a başka takımların da çok talepçisi yani var. Yani çok, yani işte en büyük avantajı Türk yerli kontenjanında rotasyonda herkes kullanabilir. Alparslan'la alakalı da Hakan Keleş'in bir tasarruf olduğunu okudum. Belki arkaya alternatif olarak düşünüyordur ama şimdi ben Diara ve Perez'in olduğu yerde Alparslan'ın oraya alternatif oyuncu olarak alınmasını da çok şey görmedim. Yani orada oturmuş bir ikilim varken orayı mı bozacaksın? Yani. Ya da getirip Alparslan'ı bekleteceksin. Ya çok mantıklı değil. Başka ismi geçen yurt dışı ile alakalı da şunu söyleyeceğim. Yine sağdan soldan tabii sosyal medyada da okuyorum. Hakan Keleş'in yurt dışında transferin bitmesini bekliyoruz. Oradan yabancı sporcular bakacağını söylüyorum. Murat'cığım ben şunu söyleyeyim transferle alakalı. Genel anlamda şunu söyleyeyim. Şu ismi sayılan, senin gündeme getirdiğin, gazete yazdığın bütün sporcular için söylüyorum. Oğulcan, Muhammed Gümüşkaya, Alparslan, Tronsen. Sinan, Tronsen. Aklımıza gelebilecek saydığım bir çırpıda bunlar aklıma geldi. Bunların tamamı Giresunspor'a işleri faydalı biterse olur, katkı sağlarlar. Yalnız burada özellikle santrafor konusuyla alakalı şunu söylemek evet, istiyorum. Evet, santraforu hiç konuşmuyoruz belki taraftarlar da. Yani dün bu sosyal medyada başkanın resmini koyup başkanım bir de forvet al artık bize şeklinde böyle bir çağrılar olmuştu. Başkan da tabii çok büyük uğraşlar veriyor bu arada, onu söyleyelim. Evet. Kulübe maddi kaynak olsun, transfer görüşmeler olsun. Başkan çok büyük emekler veriyor doğal olarak. Çözmeye çalışıyorlar bu işleri. Her başkan ister değil mi hocam Konya Spor maçına yeni transferleri çıkan da? Tabii ki ister. Daha yani onu başkan da ister, hoca da ister. Şimdi forvet konusunda nedense hiç isim şu anda son dönemlerde isim de düşmüyor gündeme. Düşen isimler de doğrulanmadı. Yani yalanlandı. Yani en Giresunspor'un ihtiyacı olan bölge forvet. İşte onu ya söyleyeceğim. Bu nasıl olacak bu hocam? Ya Murat'cığım bak ben şöyle düşünüyorum. Şu saydığımız oyuncuların hepsi Giresunspor'a katkı sağlar ama Giresunspor'un 20 maçlık periyottaki sıkıntısı, problemin ne olduğunu biliyoruz. Bizim kulüp takım olarak problemimiz gol atamamak, tabelayı değiştirememek. Diğer oyuncularla alakalı geldiğinde takıma katkı sağladı ya da katkı sağlar diyebiliriz ama biz forvet için bize katkı sağlayacak bir oyuncu lazım değil. Bak bu çok önemli. Zaten katkıyı işte 3 golle Balde, işte 5 golle bilmem Dukara, 2 golle Umut Nayar her neyse sağlıyor. Bize katkı sağlayacak değil. Problemi çözecek bir santrafor lazım. Evet, yani böyle 2 gol, 1 gol, 2 gol işte bir atıp 5 hafta boş geçirecek bir golcü değil. Belki de kulüp ve başkan, sayın başkan da belki de bu yüzden inceleyip sık dokuyor. Yani alacağımız santrafor katkı değil. Problemi tamamen çözecek, kökten çözebilecek. O yüzden ya zaten benim fikrim şu. Yabancı santrafor bakıyoruz demişti hoca da. Ya yani ben o yüzden hani şimdi belki tamam Oğulcan'ı alabilirlerse Oğulcan'ı forvet oynatabilir ama yabancı santrafor bakıyoruz dedikleri için de
Yani yabancı isimlere çıkan isimler de yalanlandı. İşte Kafu ismi, Dırmış ismi, Elkeson bunlar çıktı. Bunların hepsi yalanlandı. Kafu sadece Kafu'yla bir görüşme olmuş. Menajerler tarafından bir teklif gelmiş Giresunspor'a diye şeklinde söyledi ama Dırmış ve Elkeson yalanlandı. Bilmiyorum. Forvet'i bekliyoruz. Forvet kim olacak? Ben şimdi santraforla alakalı şunu söylüyorum. Bak biz bir forvet arkası oyuncu aldık Jean-Pierre. İsmini biliyor muyduk bilmiyorum. Evet. Yani ben alınacak santraforun bu kim ya diye insanların soracağı bir santrafor olmaması gerektiğini düşünüyorum. Allah iki tane seçeneğim kafasına var. Kafasında soru şart olmayacak. İki tane seçeneğim var Murat kesinlikle. Ya isim söylendi kim Murat? Aa Murat mı deyip herkesin bileceği bilindik bir santrafor. Evet. O zaman dersin ki kardeşim örnek veriyorum işte Murat kim almaz? Evet. İsmi gündeme geldiği zaman her takımın talip olabileceği bir santrafor olacaksın. Ya da bu benim ikinci seçenek ama bence birinci seçenek budur önceliğim. Ya da bu ligi bilen daha önce bu ligi görmüş, bu ligde oynamış, yerli yabancı fark etmiyor. Bu ligin havasını solumuş, atmosferin nasıl olduğunu bilen, daha önce bu ligde görev yapmış bir santrafor alınması gerektiğini düşünüyorum. Evet, sevgili izleyenler tabii ki dakikalar yetmiyor. Görüyorsunuz Mete Hocam'la beraber su gibi akıp geçiyor dakikalar. Çünkü Mete Hocam hem futbolculuk geçmiş olduğu için çok önemli noktalara bizim değinemediğimiz veya düşünemediğimiz noktalara temas edebiliyor. Futbolcu gözüyle baktığı için belki de öyle. Tecrübesi var o konularda. Su gibi akıp geçiyor zaman. Çok da keyifli oluyor hocam seninle yaptığımız yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de ağzına sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Son olarak istersen Konya maçını konuşalım. Evet. Yarın lig başlıyor. Bu arada 5 Şubat 4 Şubat 2022 Cuma yarın. Süper Lig'de bir haftalık 15 günlük aradan sonra lig başlıyor. Giresunspor'da Konyaspor'la oynayacak hocam deplasmanda. Evet, evet. Konyaspor için çok olumlu şeyler söyleyebiliriz ama gerek yok. Zaten söylememize de gerek yok daha doğrusu. Konyaspor'un ligdeki durumu da belli. Kadro kalitesi de belli. Başlarında iyi bir hocaları da var. İyi de bir takım ve özellikle iç sahada çok baskılı oynayan bir takım. Evet. Geniş de bir kadrosu var. İyi de havaya girdiler. Konyaspor'un favori olduğunu düşünüyoruz herhalde. Maçın favorisi olduğunu. Futbolda gerçi sahada oynanmadan hiçbir şekilde belli olmaz ama. Giresunspor'da da işte Aziz Bey için milli takımdan geç dönüyor olması. Onun dışında forvet konusundaki sıkıntılarını çözememiş olması. Pierre'in halen lisansının çıkmamış olması. Baktığımızda Traore'nin bunun yanında takıma dönmesi, milli takımdan geri dönmesi. Uzun haftalar sonra Traore Flavio ikilisini izleyecek olmamız. Zeki'nin sağ beke dönecek olması yerine. Savunma hattı ve ön numarada bir sıkıntı olması. Ön tarafta Umut Nahir mi oynayacak? Belki dediğin gibi kimi atabilir öne? Evet. Yani bunlarla ilgili senden yorum bekliyorum. Önce istersen nasıl bir kadroyla çıkabilir hoca, Hakan Hoca? Şimdi ben Konyaspor'la bizi aslında kadro yapısı ve oyun formatı olarak birbirine çok benzetiyorum. Evet. Yani Giresunspor'da içerideki mevcut kadrosuna göre baskılı oynamayı tercih eden bir takım. Özellikle iç sahada biz de baskılı oynuyoruz. Konyaspor'da içeride baskılı oynayan bir takım. Konyaspor'un iç sahada bizden avantajlısı seyirci kitlesi daha fazla ve seyircisi arkadan itici güç olarak daha fazla devreye girdiği için içerideki oyunu bize göre birazcık daha baskılı. Baskılı. Dışarıdaki oyun formatına baktığımız zaman bence Giresunspor'a yakın bir oyun oynuyor. Yani Konyaspor'u dikkatli incelediğimiz zaman onlar da genelde bekleyip onlar da hızlı adamlarıyla ayağa çabuk ve öne hızlı oynayarak pozisyon yakalamaya çalışıyor. İlk yarıdaki buradaki maç da aynı dediğin gibi geçmişti evet. Zaten. Yani biz burada mesela biz burada onlara çok baskılı bir oyunla beraber hükmetmiştik. Yani oyuna hükmeden Giresunspor'du. Evet. Yani Konyaspor maçını çok iyi hatırlıyorum. Onlar bekleyerek oynayıp yakaladıklarıyla hızlı çıkmaya çalışmışlardı. Dolayısıyla ben iki takımı birbirine çok benzetiyorum. İlhan Hoca aslında beğendiğim bir hocadır. Ben onu ta Hatayspor'un ikinci ligdeki oynadığı dönemden beri yakını tanıyor ve takip ediyorum. Şimdi burada nasıl bir maç olur? Bir kere mücadele gücünün öne çıkabileceği, üst düzey bir mücadelenin olacağı, bir müsabaka olacağı net. Evet. Bu konuda şey yok. Kadroyla alakalı önce başlayayım. Nasıl bir kadro çıkar? Üçlü orta saha görüyorum. Ya ben şu, evet yani ben ya Hakan Keleş'in aslında tabii zaman zaman hepimizde olduğu gibi. Trabzon maçıydı değil mi? Evet. Evet. Yani Trabzon maçı ve Galatasaray maçı. İki tane maçı da üçlü orta saha gibi şey yaptı. Trabzon maçında mecburiyetten oynattı. Galatasaray maçında uygulanmış olduğu taktikte merkezi üçlü tuttu. Evet. Şimdi Konyaspor'un sezon başı ya da işte devrenin öncesindeki kadrosu yok. İşte rahmetli Ahmet Çalık, sonrasında işte sağ kanarda hücum gücünün büyük bir ağırlığını taşıyan Serdar Gürler'in ayrılması. Bizim müsabakamızda özellikle arkada yani takımın az gol yemesinde ve savunmada diri kalmasındaki en büyük sebeplerden birisi kaleci Seyic cezalı oynamayacak. Cezalı, Bunları iyi bir kaleci. Yani çok iyi bir kaleci. Hatta Galatasaray'ın gündemine geldi. Erzurumspor'da oynadığı dönem Trabzonspor'un da gündemine gelmişti diye hatırlıyorum. Şimdi bunları topladığımız zaman evet
kağıt üzerine baktığımız zaman Konyaspor favori olarak görünüyor. Ama işin uygulama kısmına gittiğimiz zaman birçok eksiyle beraber ben Kantar'ın 3 aşağı 5 yukarı dengelerini görüyorum. Mesela Alanya maçıyla alakalı ben şunu söylemiştim. Maçın favorisi 3 puan anlamında Alanyaspor'un olduğunu söylemiştim kadro kalitesi açısından. Şimdi Konyaspor'un kadrosu kaliteli ama eksikleri topladığımız zaman şu anda mevcutları Kantar'a koyduğumuz zaman kadro olarak Giresunspor'la Konyaspor benim nezdimde denk gidiyor. Kağıt üzerinde maçın favorisi Konyaspor'dur ama ben doğru taktikle beraber beraberlik demiyorum. Ben oradan Giresunspor'un Fenerbahçe maçı öncesinde 3 puanlı çünkü. Ben 3 Kasımpaşa maçından sonra ben kazanabilir Giresun Konya'da deyince bana ama bak Giresun ama bak Kasımpaşa maçından sonra 2 hafta geçti. Kasımpaşa evet. maçındayken Kaleci Seyiç vardı. Serdar Gürler daha gitmemişti. Evet, o, eksiklere yani, göre söylüyorsun. Ya tabii ki mesela Çıkareşil evet. denen bir santraforları var. Lig için bence üst düzey bir santrafor. Büyük bir ihtimal oynamayacak. Arka tarafta stoper evet. bölgesinde belki Adil'in sakatlığı var. Orta sahadan Musa'yı oraya çekip oynatacaklar. Dolayısıyla onlar da içerideki balansları, dengeleri bozulmuş durumda. Şimdi Giresunspor nasıl bir kadroya çıkar? Bu benim şahsi görüşümdür. Alalım belki hocam bu arada sevgili izleyenler Mete hocamızın Konyaspor maçı muhtemel kombinini veriyor. Yani değişik bir format düşünebilir diye tahmin ediyorum Hakan Hoca ile alakalı. Mesela ben kalede Okan arka dörtlüyü hiç bozmayacağını işte her ne kadar Aziz milli takımdan yorgun da dönecek olsa da arkayı bozmadan Zeki Diyar'a Perez Aziz önüne Galatasaray ve Trabzonspor maçında olduğu gibi isimler değişebilir ama yine merkezde 3 tane orta sahayla beraber orada oyunu tutarak kırılgan oynamanın önüne geçmek için ben orayı Traore, Pelupesi ve Flavio diye üçleyeceğini. Traore'yi de özledik o ya. Ya tabii yani Traore bu savaşın merkezindeki ana silah gibi görüyorum. Sergio ve Süleymanov iki tane kanat oyuncusuyla beraber ön tarafta da hızlı çıkılacak ataklarda koz olarak kullanmak anlamında Diabete ile başlama ihtimalin olabileceğini düşünüyorum. Şimdi burada yani, Hakan Keleş hızlı oyuncu koymuş ona. Yani böyle bir kadro düşünürse ne yapar? Arka dörtlünün önünde iki tane çapayı Traore ile beraber Pelupesi ile altılık bir savunma golü engellemek adına yeterli bir sayı olacaktı. Burada Flavio'yu zaman zaman top kullanma anlamında öne çıkarıp Sergio Süleyman'ı ve Diabete gibi 3 tane toplu ve topsuz hızlı oyuncularla beraber öne çıkacak Konyaspor'un arkasına topu verecek Konya'ya yine. Yani topu verecek ama inşallah şu hatayı yapmaz. Yani iki tane hata yapmaz. Birincisi burada Alanya maçında yaptığı gibi topu verip gidip orada rakibin ceza sahasının önünde toplanmaz. İkincisi de topu verip de gelip kalesinin önünde beklemez. O kümelenmeyi diyorsun. Ya Allah korusun. Ceza yayında 4-5 kişi bile bastırıyor ya. Evet biz ikinci bölgede beklemeyi çok iyi beceriyoruz Murat. Yani takım bunu çok iyi yapıyor. Burada şuna da dikkat etmemiz lazım. Şimdi Konyaspor'un biraz maçlarını inceledim. Konyaspor iki tane oyun formasyonundan çok büyük gol bulmuş. Bir tanesi duran toplar. Çok etkili kullanıp etkili vurabiliyor. İşte Abdülkerim zamanında işte rahmetli Ahmet. Ön tarafta Çıkalişi, Ahmet Hasan. Ya bunlar etkili oyuncular. Evet. Rahmanoviç. Bunlar yan toplara çıkıp da vurabilen oyuncular. Evet. Vuramadıkları zaman duran toplarda geriye dönen reboundlarda ceza sahasının üzerinde toplara iyi vuran oyuncular var. Çok iyi oyuncular var. Özellikle Soner. Bulunduğu yeri kesin hak ediyor. Evet. Puan olarak. Endir çekici. Bunlar toplara iyi vurabiliyorlar. Bir başka özellikleri de bunu yıllardır yapıyor Konyaspor. İki tane kanat bek. Bir tarafta Cilerme, bir tarafta Skubiç'le beraber oyunu bir tarafta oynarken ters taraftan bekleri defans arkasına kaçırarak uzun toplarla beraber kaleye gitmeye çalışıyorlar. Ben yine söylüyorum doğru oyun taktiğiyle beraber bu maçın Giresunspor tarafına 3 puan olarak yazacağını düşünüyorum. Burada önemli olan tıpkı Alanya maçındaki gibi gol yemeden geçireceğimiz süreyi uzatmak. Giresunspor golü erken bulursa 3 puanla alır. Allah korusun Konyaspor seyirci desteğiyle beraber o baskıyla beraber biz kırılgan yapıda maça başlar da özellikle ilk 15-20 dakikada gol yersek o zaman hem puan hem de skor anlamında işte bizim için olmaz. Sıkıntı olur. Ama ben yine söylüyorum bu maç doğru oyunla beraber Giresunspor'a 3 puan yazar. Ya da şöyle diyelim doğru oyunla beraber en kötü 1 puan. Ben 1 puan olarak düşünmüyorum. Ben doğru oyunla beraber özellikle 15-20 dakikalık seyirci baskısıyla beraber oluşacak o atmosferden Giresunspor çıkabilirse ben bu maçın Giresunspor'a 3 puan yazacağını düşünüyorum. Evet. Dün Mustafa Hoca ile konumuz. Ondan da skor tahmini aldık. Senden de bir skor tahmini rica ederim hocam. Genelde senin skor tahminlerini tutuyor bu arada. Ben karavana atıyorum son haftalarda. Yok, iyi gidiyorsun. Ben bu maçın berabere bitmeyeceğini,
Yüksek ihtimalle de bizim tarafımıza 3 puan yazacağını düşünüyorum. Skor vermiyorum ama bu maç doğru oyunla beraber Giresunspor'a yine söylüyorum pandesine 3 puan olarak yazar. Evet, yani baktığımızda da Giresunspor'u gerçekten zor bir maç bekliyor. Ama futbolda da her şey var hocam inşallah dediğin gibi. Bu saatten sonra kolay maçı yok. Hiçbir evet. takımı yok Murat. Hı-hı. Bütün maçta zor geçecek. Önemli olan oyun içerisinde doğru durup doğru taktikle oynamak. Yani müsabakanın hiçbir dakikasında dağılmamak çok önemli. Çünkü o seyirciyle beraber zaten bir şampiyonlukta az da olsa bir ihtimal de olsa Konyaspor'u havaya girmiş. Seyirci desteğiyle beraber bu işin yüklenmesini yapacaktır. Önemli olan orada kırılmamak. O yüzden ben orta göbeği üçlü savunma gücü 3 tane oyuncuyla oynayabilme ihtimalini düşündüm. Yani şu da olabilir. Çok da uzatmayayım. Yani şu da olabilir. Belki Hakan Hoca hiç düzenini bozmadan standart dizilişle beraber ön tarafa Umut'u da atabilir ama ben göbekteki 3 tane dirençli oyuncuyla beraber Konyaspor'un iç sahadaki baskılı oyundan sağladığı avantajı dengeleyebileceğimizi düşündüğüm için böyle bir oyun formatı söyledim. Evet. Dediğim gibi burada kadro isim kim olursa olsun doğru oyun formatıyla doğru bekleyerek oynadığımız zaman oradan inşallah 3 puanla biz döneceğiz. Evet. Biz de Mete Hocam sana ayağına sağlık, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Sabah geldin bizi kırmadın. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, sevgili Yeşil Giresun Gazetesi takipçilerimiz, YouTube kanalımız var biliyorsunuz. Aynı zamanda Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarımız var. Buralarda takip etmenizi bekliyoruz. Buralara son dakika bilgileri atıyoruz. Sosyal medya artık biliyorsunuz dünyada bir numaralı iletişim çağı. Artık görsel medya daha etkili yazılı medyaya göre. Bu nedenle de YouTube kanalımız da var. Oraya da videolar atıyoruz. YouTube kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Tekrar hatırlatalım. Yarın akşam saat 20'de Konyaspor Giresunspor maçı var. Giresunspor'umuza yürekten başarılar diliyoruz. Kazanan Türk futbolu centilmenler olsun ama sonunda da Giresunspor olsun diyelim. Takımımıza başarılar dileyelim. Giresunspor'umuza size de şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta Allah bir kaza bela vermesin. Tekrar karşınızda olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın.